Merhaba. Merhaba hocam, bayramınız mübarek olsun. Beni işitiyor musunuz? Evet hocam, ben sizi duyuyorum. Siz beni duyabiliyor musunuz? Evet, işitiyorum. Sağ olun. Hocam, ellerinizden öpüyorum. Bayramınız mübarek olsun. Eksik olmayın. Sağ olun sizin de. Daha nice bayrama inşallah. Sağlık, İnşallah. esenlik içinde. İnşallah. Hep birlikte olsun hocam, inşallah. İnşallah. Hocam, bu özel günde kıymetli vaktinizi bize ayırdığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız, teveccüh Ben size gösterdiniz. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eksik Sağ olun. olmayın. Sağ olun hocam. Hocam, şimdi Türkiye Yazarlar Birliği'nin karantina günlükleri adı altında kadim kültürümüze katkı sağlamış muhterem hocalarımızla gençleri buluşturmak için düzenlediği bu projede bugün inşallah ben sizinle sohbet edeceğim. Kıymetli deneyimlerinizi, tecrübelerinizi bizimle paylaşmanız bizim için çok çok değerli. Ben Şule, Ankara'da yaşıyorum. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniyim. Ankara İlahiyat mezunuyum. Necati hocamın elini öpmek, onunla hemhal olmak nasip oldu çok şükür. Evet. Benim de Sanıyorum hocam oldu. Necati sanıyorum Necati hocamın hatırına siz beni kabul ettiniz. Öyle düşünüyorum. Sağ olun. Sizin için kabul ettim. Allah razı olsun. Sizinle birlikte olmak şeyimdi. Tabii Necati hocamın da bunda katkısı vardı mutlaka. Onu Mutlaka hocam. hatırlat. Evet. Allah razı olsun. Hocam, ben sizi Ne güzel. yakinen şahsen hiç göremedim ama hani gıya ben çok isminizi duyuyordum ve açıkçası neden bilmiyorum çok otoriter böyle çok sinirli bir insan gibi hayal etmişim sizi. Ta ki röportajlarınızı, videolarınızı izleyene kadar. Öyle yani onu gördüğüm zaman hayal ettiğim aslında hani bir ilim adamında yani acizane benim beklediğim insanlarla iç içe, insanlarla temas kurabilen, espri yapabilen, şakalaşabilen, kendi zaaflarını hiç çekinmeden ortaya serebilen, bundan hiçbir şekilde rahatsızlık duymayan bir hoca profili gördüm açıkçası. Bu beni size hayran bıraktı, açık söyleyeyim. Sağ olun. Eksik olmayın. Sizler de hocam. Sizin deneyimleriniz bizim için çok kıymetli. Hocam isterseniz madem karantina başlığında konuşacağız sizinle. İlk kez hiç kimsenin deneyimlemediği ve ilk kez belki de gerçekten eski bayramlara yüksündüğü bir bayram yaşadık bu sefer. Sıra dışı bir bayram oldu. Sıra dışı bir Ramazan tecrübesi oldu hepimiz için. Siz bu bayram ve karantinayı birleştirdiğinizde neler deneyimlediniz, neler düşündünüz? Sadece bayram olarak değil tabii. Herhalde 2 ay oluyor ev hapsi başlayalı. Bu demin dediğiniz gibi yeni bir takım şeyler getirdi. Yeni bir tecrübe oldu bu. Yaşamadığımız bir şey değil tabii. Yani benim ömrüm Türkiye siyasi, askeri bunalımlarla dolup taşan bir ülke. Benim de ömrüm bunlarla geçti diyebilirim. Her darbede sokağa çıkma yasağı gelir. İçeri kapanırsınız. Ama tabii bu kadar uzun süre gitmedi bunlar. Daha işte 1 gün, 2 gün, hadi taş çatlasa 3 gün süren olaylar. En azından bunda bu olayda bir ne diyeyim size tehdit yoktu. Yani insan olaylarının en kötü tarafı karşınızda beşeri bir tehdidin olmasıdır. Beklemediğiniz yahut da ummadığınız bir anda kapınız çarpılabilir, vurulabilir, bir darbeyle açılır ve içeri adamlar dalarlar. Bunlarla ben karşılaştım. Ondan sonra bunun yarattığı olağanüstü bir tedirginlik vardır. Yani bunu bazı şeyleri dile getiremiyorsunuz. Dil yetmiyor bunlara. O da öyle bir olay. Bu doğal olaylarda bir düşman yok en azından. Tamam burada bir virüs düşman olarak görüyoruz falan ama yani o sözün gelişi bir benzetme belli tedbirleri aldığınız takdirde o tehdidi savuşturabiliyorsunuz.
işte temasla diyorlar, bilmem el yıkamalar, yüz yıkamalar vesaire vesaire. Ama insani olduğu vakit, beşeri olduğu vakit tehdit, tedbiriniz yok. Evet. Hele darbelerde, iç savaşlarda bu büsbütün kötü. Çünkü karşınızdaki insanlar belirli bir şekle girmiyor. Bir üniforması, şusu, busu yok. Kim dost, kim düşman belli değil. Ve düşman çok insafsız oluyor. Benim hep en fazla korktuğum o durumlarda bağlı bulunduğum kadın milleti. Annemdi, işte bacımdı, karımdı. Neyse. Yani o dert üstüne biniyor bir de bunun. Dediğim gibi hiç şeyiniz olmuyor. Korunma imkanınız yok. Evet. 12 Mart darbesinin arkasından bir ara annemin babamın yanında kalmıştım karımla. Evimize Rumeli Hisar'da döndüğümüzde bir baktık. Bütün dolaplar, çekmeceler hepsi boşaltılmış. İç çamaşıra varıncaya kadar her şey yerlerde. Gelmişler, her şeyi aramışlar, taramışlar. Bizden dolayı değil, benden dolayı değil. Genel olarak taramaya çıkmışlar. Özellikle insanın mahrem tarafının böyle fahş olması, ortaya atılması kadar feci bir şey de yoktur. Evet. Bir de o tarafı var için. Her neyse, uzattım lafı. Karantina günlerimizin en azından bu yanı olmamıştır. Hı-hı. O bakımdan daha rahatlık, ama tabii çok uzun sürdü. Onun getirdiği bir rahatsızlık var haliyle. Hı-hı. Bu arada tabii insanlar bir arada olması gereken insanlar bir aradalığın faturasını ödediler. Evet. Ailecek, karı, koca, çoluk, çocuk, genç, yaşlı, hepsi uzunca bir süre bir arada bulunmanın tadını ve tatsızlığını yaşadılar. Bu da bir ayrı bir tecrübe hadisesi. Evet. Hocam, şimdi ben dediğim gibi ilahiyatçı olduğum için meseleleri genellikle böyle dini açıdan düşünüyorum, istemsiz bir biçimde. Zihin artık ona alışmış. Bu süreçte ben derslerde ya da kendi okumalarımda mesela Kur'an kıssalarını okurken o kıssaları hep olmuş, bitmiş ve bir daha asla ortaya çıkmayacak meseleler gibi düşündüğümü, öyle yorumladığımı fark ettim. Bu olay başımıza gelene kadar. Çünkü bundan belki 3 ay, 4 ay önce bize deselerdi ki 2-3 ay boyunca işte anne babanızı göremeyeceksiniz, onların yanına gitmeniz çok tehlikeli olacak, onların kötülüğüne olacak. Yani adeta bir kıyamet sahnesi, Kur'an'da bahsedilen babanın oğlunu tanımayacağı sahnesi gibi artık herkesin birbirinden kaçıştığı bir dönemin içerisindeyiz. Ve adeta Kur'an'ın çağları aşarak aslında kendisinin mesajlarını yaşattığını da görüyoruz bu süreçte. Büyük resme baktığımızda siz ne görüyorsunuz? İmkan, tehdit ve imtihan açısından koronayı nasıl değerlendirirsiniz hocam? Hayat aslında acı bir olaydır. Dinin görevi insanı bu acılığa alıştırmaktır. Bu ıstıraba alıştırmaktır. Günümüz medeniyeti hayatı oyun sahasına döndürmeye yöneliktir. Bu hayata, doğaya aykırı bir olay. Diyeceksiniz ki biz insan olarak mazoşist miyiz? Hayır, şeyden azap duymaktan zevk almıyoruz ama gerçeklik böyle. Evet. Zevk aldığımız, efendim, neşelendiğimiz anlar çok kısadır. Hı hı. Uçsuz bucaksız bir çöldeki bir vahaya benzetirim onları. Bakımdan tekrar başta dönüyorum. Din buna hazırlık maksadını taşır. harika bir lafı var Hazreti Peygamber'in.
mümine hayat cehennemdir diyor. Şimdi öbür tarafı bırakalım, ahirete, bu hayata bakalım biz. Niye mümine hayat cehennemdir, dünya hayatı cehennemdir? Bizim en büyük ıstırabımız vicdanımızdır. Hep aynı şeyi söylerim. Allah sevdiği kulu vicdansız yaratmıştır. Utanması, efendim, arlanması yoktur. Zaten yine peygamberin lafı. Utanmadıktan sonra ne istersen yap diyor. Yani tamamıyla serbestsin. Ondan sonra utanma bizim en büyük derdimiz. Her an utanmanın ucunda Allah oturuyor. Çünkü o sürekli seni gözetler durumda. Yani hiçbir anın gözetim dışında değil. Yani şimdi şikayet ediliyor ya, kameralar var her yerde, takip ediliyoruz falan. Dinden öte bir kamera yok. Çünkü eylemleriniz niyetlerinize göredir diyor. Evet. Amelleriniz, niyetleriniz, eylemleriniz amellere göre, niyete göre şekillenir. Şimdi eylemimi ben güzel gösterebilirim dışarı. Niyetim kötüyse ben kırık not aldım demektir. Hukuk benim davranışlarıma, eylemlerime bakar. Allah niyetime. O niyeti hukuk hiçbir zaman göz önünde tutmaz. Benim niyetim iyiydi ama ne yapayım, kazara adamı öldürdüm. Bunu hukuk kabul etmez. Belki Allah'ın kısmen affına mazhar olurum artık, bilmiyorum. O ona kalmış bir şey. Şimdi bu gibi felaketler, işte bu korona meselesinde gördüğümüz sıkıntılar, felaket değil ya, işte sıkıntı, öyle diyelim. Gerçi ölenlere bir de sormak lazım tabii. Onlar herhalde bu felaketi yaşamışlardır. Çünkü kıyamet iki türlü oluyor. Bir bireysel kıyamet, ölümle, bir de topyekun bütün evrenin yok olması meselesi var. Neyse, bu sıkıntı bize hayatın zorluğunu, hayatın sorumluluğunu hatırlatmak babından yararlı olmuştur. Dediğim gibi günümüz yaşama biçimi bize hayatın kendisini unutturmaktadır. Önceki yüzyıllarda, önceki dönemlerde sıkıntılar daha fazlaydı. O insanları hazırlıyordu şeylere, zorluklara hazırlıyordu. Karl Marx'ın harika bir belirlemesi vardır. Hayran olduğum bir belirleme. Hep yanlış anlaşılır. Din kitlelerin, yani kitleden kastettiği insanların afyonudur der. Bu hep olumsuz olarak anlaşılır. Yani din uyuşturmaya yöneliktir. Halbuki o maksatla söylemiyor onu. Hayat o kadar zor bir iş ki din olmasa çekemezsin bu hayatı. Ameliyatlarda eskiden, onun zamanında anestezi yoktu daha. Afyon koklatıyorlardı ameliyat etmek için. Afyonsuz mümkün değil. Ameliyat edemezsin yani. Adam sancıdan nalları diker. Onun için afyon koklatıp ameliyat ediyorlardı. Onu kastediyor. Din de böyle bir olaydır diyor. Bizi bu büyük sıkıntıya, hayat denilen sıkıntıya alıştırmaya yönelik bir iştir diyor. Günümüzde dinin ağırlığı kalmadı.
kalmayınca bizi hayata alıştıracak, yaşatacak bir kurum yok artık. Din adamının önceleri bir kutsallığı vardı. Gerçi bizde din adamı olmamıştır. Ama yine de dine yakın olan, dini çok iyi bilen kimselere biz rahip gibi bakmışız. Bizde resmen olmamakla birlikte. Öbür bütün dinlerde ruhban vardır. Bizde yok. Yani Allah'la kul arasında bir bağlantı noktası gibi görmek lazım rahibi. Bizde bu resmen yok. Ama yine de dediğim gibi mümin kişiler, öyle diyelim, o boşluğu kapatmaya yönlenmişlerdir. Özellikle tarikatların önde gelen kişileri bu görevi üstlenmişlerdir. Şimdi bunlar olmayınca kime dayanacaksın? Evet. Bir dayanağın kalmadı hayatta. Günümüzde böyle bir felaketle karşılaştığımızda en fazla apışıp kaldığımız nokta budur. Evet. Kime yönelim? Kime danışalım? Kime yaslanalım? Yaslanılacak bir duvar, bir ağaç, bir dayanak kalmadı. Onu çok yakından görüyoruz şimdi. Sık sık benim karşılaştığım bu dayanıksızlık olayıdır. Tabii o telkin, o dini telkin olmayınca insanlar son dayanak olan Allah'a da yönelme imkanını bulamamışlardır. Çünkü din kendiliğinden ortaya çıkan bir olay değildir. Bir eğitimdir. Bir terbiye işidir. O terbiyeyi veren kimse olmayınca, ki o da çok zor bir terbiyedir, onu da söyleyeyim. Yani öyle kuru kuru vaaz vererek yapılacak bir iş değildir. Telkine dayanır. O telkin hayati bir önem taşır. Evet hocam, öyle güzel söylediniz ki siz bu mesela Marx'ın o sözünü biz hep dini dışlama, dini bir insanları uyuşturma, bir uydurma gibi yorumladık bugüne kadar. Hep böyle düşündük. Hiç bu bakış açısını duymamıştım ben açıkçası. Bir de bu İslam'da ruhban sınıfının olmamasını, yani İslam'ın bu bakış açısını yasaklamasıyla beraber yine Hazreti Peygamber'in "Alimler gökteki yıldızlar gibidir. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir" sözü aklıma geldi. Biz evet. Alimlere, yani bunu tabii sadece dini açıdan ya da dini ilimlerde çalışma yapan hocaları değil, insanlığa katkı sunan sizin gibi bütün alimleri bir gökteki yıldız gibi bizi aydınlatan, bize yol gösteren, karanlıklarda bize ümit bahşeden insanlar olarak yorumluyoruz. Tabii tarihin farklı safhalarında bunu abartanlar mutlaka olmuştur ama Allah sizin gibi yüce gönüllü insanların ilmini, zamanını bereketlendirsin hocam inşallah. Tabii İslam'da dini olan ile, bu da çok önemli bir nokta ve biz bunu göz önünde tutmuyoruz. Dini olan ile olmayan arasındaki fark İslam'da yoktur. Evet. Her şey, ama bilakaydı şart, her şey dinidir bizde. Hı hı. O bakımdan o alimin de o öbür taraf, öbür dinlerdeki rahibin göreviyle yükümlenmiş olduğunu görüyoruz. Evet. Her ne kadar bu ilahi bir kişi değilse, çünkü rahiplikte ilahilik vardır. Müslümanlıkta kimse ilahi değildir. Kesin. Yani Allah'tan bir, Tanrı'dan bir parça taşımıyor. Hı hı. Anlamıyor musun? Tanrı'nın, ne diyeyim size, Tanrı'nın bir yeniden doğmuş hali değildir. Evet. Bizde Tanrı apayrı bir varlık sahasıdır. Öbürleri, alem dediğimiz apayrı bir varlık sahası, yaratılmış olan. Yaratılmış olan varlık bir bütünlüktür. Evet. İbn Arabi'nin kastettiği vahdeti vücut da odur zaten. Evet. O varlık bütünlüğüdür. O Allah'ı içine almıyor. Çok dikkate değer bir olaydır. Evet. Bu bakımdan
Bizde dini olanla olmayanı ayırmanın alemi yoktur. Öyle bir şey yok. Evet. Ne yaparsanız yani camiye girdiğinizde evet burası dini bir yapıdır. Evinize girdiğinizde de dini bir yapıdır. Sokak ayakkabısıyla giremiyorsunuz evinize. Tabii. Camiye girer gibi giriyorsunuz. Sınıf da öyle değil mi hocam? Efendim? Sınıf da aynı şekilde. Anlamadım. Yani sınıf da aynı şekilde. Yani bir öğrenciye ders anlatmaya girdiğimiz ortam sınıf da aynı şekilde. Aynen. Tabii. Okul. Tabii. Tabii. Yani her yer, her durum dini bir şey. Dini demekten kastı kutsaldır. Evet. Dini esas derdi kutsallığı getirmektir. Günümüz medeniyeti kutsallığı bertaraf etmeye yöneliktir. Çünkü kutsallığı aldığınızda insan korumasız kalıyor. Evet. İnsanı himaye eden bir şey kalmıyor. Ve himayesiz kalan insan sömürüye açıktır. İstediğiniz gibi hor kullanabilirsiniz. İstediğiniz Müslümanlıkta köleliğin kalkması şeyden bellidir. Allah kul ilişkisi. Kul nedir? Bir tek Allah'a köleliktir. İnsanın insana köleliği mümkün değil. Kölelik olmuş mudur? Olmuştur. Ama bu iktisadi bir olaydır. Evet. Doğuştan gelen bir olay değil. Peki hocam bu karantina günleri bir musibet gibi görünmekle beraber bir musibet bir nasihatten hayırlıdır dediniz ve bunun insanlığı kendine getirme açısından da bir nimete dönüştüğünü düşündüğünüzü anladım ben söylemlerinizden. Doğru mu anladım acaba? Evet. Doğru anladınız. Evet. Tamam hocam. Ya inanın her sözünüzü böyle her cümlenizi bir spot cümle gibi alıp duvarlara asasım geldi. O kadar güzel özetlediniz ki meseleyi hocam. En azından teşekkür ederim. Sağ olun. Sizinle. Sağ olun. Yani sizinle aynı şeyleri düşünmek ya da sizin düşündüklerinizi böyle kalben tasdik etmek beni çok mutlu etti. Peki hocam bu süreçte özümüze döndüğümüz, içimize döndüğümüz, yavaşladığımız, hız ve has çağının duraksadığı, kendimize geldiğimiz, kendimizi ne kadar ihmal ettiğimizi fark ettiğimiz bu süreç, bu karantina yaklaşık 2,5 aylık bu süreçte siz neler yaşadınız? Hayatınızda yani evde olmak zaten her an kitaplarla, yazmakla ve okumakla hemhal olduğunuzu biliyorum ama bunun dışında mesela neler okudunuz? Okuyamadım deyip bu süreçte okumaya vakit bulduğunuz, seyredemedim deyip seyretmeye vakit bulduğunuz şeyler oldu mu? Yani rutininizin dışında siz neler yaptınız karantinada? Hayatım rutin üzerine kurulu. Çünkü tasarladığım bir program var. Yaşlandıkça bu program daha keskinleşiyor çünkü günlerim azalıyor. Yani ben kalan günlerime ne kadar acaba sığdırabilirim? Meleciklerimin ne kadarını sığdırabilirim? Bu bir endişe yaratıyor tabii. Ya bir bakıyorum herhalde %80'i sığmayacak. Ondan sonra bu bakımdan o rutinin dışında bir şeyle karşılaştığımda canım sıkılıyor. Ve karşılaşmamaya çalışıyorum. Yani ben şimdi şunu yazacağım, şu eseri vereceğim, bununla ilgili şu okumaları yapmam lazım. Onun dışında gönlüm, keyfim başka bir şeye yöneldiği vakit nasıl diyeyim size? Erkek açısından tabii söylüyorum, ben kadın açısından bakamam. Evlendik diyelim. Bir süre sonra sizin gibi çok güzel bir hanımı gördük. O çekiyor, celbediyor, gençsin. Bakmayacaksın diyorsun. Senin bak burada karın var. Buradan sapmaman lazım. Bu rutin de böyle bir işti. Bana öyle geliyor. Evet. Ondan sonra yani sür git aynı şeye takılamıyorsunuz. Sizi caydırıyor bir şeyler. Anladım. Bu ibadette, namazda da böyle oluyor. Kendinizi tamamıyla Allah'a vermek, onunla dolup taşmam
taşmanız gerekirken aklınıza başka şeyler de geliyor. Mesela ben aklıma hep o gelir ve çok hoşuma gider. İran seferini namaz sıralarında tasarladım der Hazreti Ömer. Namaz kılarken şey yapar. Tabii onun tam zıttı da Hazreti Ali'dir. Hazreti Ali kadar herhalde kendini namaza veren, bilmiyorum var mı yok mu, belki azdır veyahut hiç yoklu bilmiyorum. Çünkü ayağına saplanan oku bile o namaz sırasında çıkarmışlar. Yani kendini o kadar kesmiş ki duygularında o şeyi çıkarmışlar. Her neyse, insanı sürekli olarak caydıran, aklını başka yerlere kaydıran unsurlar geliyor. Benim de en büyük derdim o unsurlara kapılmamak. Evet. O caydırıcılıklara, caydırıcılıkların peşinden gitmemek. O bakımdan okuyamadığım o kadar çok şey var ki tabii dediğim gibi, ama onları zaten okumamam gerekiyor artık. Madem ki bu iş beni şunu okumaya sevk ediyor, onu tamamlamam lazım. Ve o arada işimi de, yazımı da götürmem gerekiyor. akademik hayat en önemli caydırıcılıklardan biridir. Evet. İşte ders veriyorsunuz, derse hazırlanıyorsunuz. Ondan sonra sınav zamanı geliyor. O başlı başına bir işkence. Sınava girmek kadar sınav yapmak benim için hep bir eziyet olmuştur hayatım boyunca. Onlar hep o benim işimden, benim yolumdan alıkoymuştu. Onun için derim, zengin bir babanın oğlu olsaydım ben hiç üniversiteye falan girmezdim. Kendime verirdim. Ama o da tabii iyi bir iş değil. Hı hı. Çünkü ders benim laboratuvarım olmuştur. Bana çok şeyler öğretmiştir. Yani öbür türlü sırça köşke kapanıyorsunuz. Ve hayattan, gerçeklikten kopuyorsunuz. Her şeyin bir olumlu bir de olumsuz yanı var. Yani bunları göz önünde tutmak lazım. Evet. Hocam peki dediniz ya, eğer zengin bir babanın oğlu olsaydım. Ben tabii az buçuk biliyorum ama kaptan olma hayalinizi, dünyayı gezme hayalinizi. Bugün bu yaşadığınız hayata geri dönme şansınız olsa ve gerçekten çok zengin bir babanın oğlu olsaydınız, yine bu hayatı tercih eder miydiniz? Bu hayatı tercih ederdim bir. İkincisi, hiçbir zaman zengin bir babanın oğlu olmayı arzulamazdım. Çünkü en zararlı olaylardan biri şımarıklık. Evet. Ayranı kabarmışlıktır. Ve bu koronavirüs karantinaları bu çağa, günümüze damgasını bir bakıma ayranı kabarmışlar üzerine vurmuştur. Yani o büyük bir şey oldu ki muazzam bir ders oldu bu. Bu ayranı kabarmışlık, bu şımarıklık olayını ne kadar ters olduğunu, ne kadar fuzuli olduğunu bu vesileyle çok açık bir biçimde gördük. İşte deniyor ki efendim çevre çok temizlendi. Hakikaten başımı dışarı uzatıyorum. Aman ya, uzun zamandır ilk defa hava alıyorum diyorum. Doğru düzgün temiz bir hava ciğerlerimi doldurmaya başlıyorum. Bir sessizlik var. O sesler, gün boyu dinlediğimiz, işittiğimiz sesler ne kadar zararlı, fuzuli seslermiş. Evet. Hiçbir lüzumu olmayan şeyler. Günün neredeyse 24 saati adamlar arabaların içinde dolaşıyorlar. Sırf gezmeye çıkıyorlar. Yani saat sabah 10'da, 11'de iş yerinde olmanız lazım. Orada nedir bu özel arabalarla
iğne atsanız yere düşmeyecek. Evet. Öylesine bir bolluk, bir ayranı kabarmışlık. Nerede aşırı zenginlik varsa, ki buna Türkçe'de safahat diyoruz, orada aynı zamanda sefillik vardır. Evet. İki son derece kötü olay. Birbirine zıt iki kötülük. Sefillik, insan haysiyetinin yerlerde süründüğü bir durumdur. Aşırı yoksulluğu. Hı hı. Öbürü de aynı şekilde insanı insanlıktan çıkaran aşırı zenginlik. Ne yapacağını şaşırıyor. Evet. Ve mesela tanıdıklarım vardı. Gün boyu kumar oynarlar. Ah Teoman, vakti nasıl geçireceğimizi bilemiyoruz. Yani bu kadar rezil bir şey olamaz. Bir insanın hiçbir şey üretmemesi, hiçbir şey ortaya koymaması, evet, ve vaktini ancak bu şekilde geçirmesi, kumar oynayarak yahut da ne bileyim ben yatıp tavanı seyretmesi, boş işlerle meşgul olması. İşte o bakımdan ben babam çok zengin olsaydı bile ben o zenginliği tadamazdım herhalde. Şu ruh yapımla, bu halimle onu tadamazdım. Babam da zaten zengin olmasına imkan yoktu. Çünkü parayı sevmeyen bir adamdı. Onun para nefreti bana da intikal etti. Yani şey yapamıyoruz. Para tutkusu yok. O çok... Bir arkadaşım, çok zengin bir arkadaşım. Dedim ki bir gün, ya ne yapacaksın sen? Bu yaşa geldin. Artık seni 7 sülalene yetecek param var. Niye hala kazanıyorsun? O zaman dedi ki, ya dedi, senin bu kitapların nedir dedi. Niye dedi hala dedi kitap alıyorsun dedi. Yani bunları ne yapacaksın? Senin 7 sülalene yeter bunlar dedi. Sen de dedi bilgi tutkusu neyse dedi. Ben de dedi para tutkusu o. Evet. Bir şey diyemedim. Peki hocam. Sağlığınız hamdolsun yerinde. Eşiniz de iyidir inşallah. Onu da sormuş olayım. Maalesef o iyi değil. O hasta. Allah şifa versin hocam. Eyvallah. İşte o da bir imtihandır. Dedik ya hayat bir imtihan düzlemidir. Benim de ağır hastalığım olmuştu. Şimdi onun artçı sarsıntılarını yaşıyorum. Bakalım, bilmiyoruz. Bugününü düşün, yarını Allah'a emanet et diyor Hazreti Ali. Ben de öyle yapıyorum. Bugünümü düşünüyorum bir tek. Eyvallah hocam. Hocam peki bu süreçte pek çok sevdiğimiz işten, sevdiğimiz yerden, sevdiğimiz pek çok alışkanlığımızdan da mahrum kaldık. Belki bu mahrumiyet bizim değerlerimize, sahip olduklarımızı fark etme noktasında da bize bir şefkat tokatı gibi oldu. Bununla beraber en zoru da galiba sevdiklerimizi, eşimizi, dostumuzu ruh ve ruh görememek oldu. Sizin çocuklarınız, torunlarınız, eş, dost, akraba ilişkilerinizde bu süreçte mahrum kalışınız size ne düşündürdü, ne hissettirdi? Şimdi ben çok sevdiğim insanlarla ve çok sevdiğim yerlerle kavga ederim. Çok tuhaf bir huyum var. Ve o insanları kaybettikten sonra ben onları ne kadar sevdiğimi anlarım. Hı hı. Bu korona günlerinde 70 yıla yakın süre tanıdığım bir can dostumu kaybettim. Allah rahmet eylesin hocam. Amin. Sağ olun. Cümleler vermişlerimize. Ve yaşım itibariyle de cenazesine gitmekten alıkonuldum. Ulan derdim ben kendi kendime bu heriften kurtulursam bayram edeceğim. Böyle geçirdim. Ben çok kaba saba bir adamım ben. Böyle şeyim yok. İnceliğim, nezaketi falan yok. O kendisine de söylerdim. Ondan sonra şimdi onu ne kadar sevdiğimi, onun
boşluğunu dolduramadığımı görüyorum. Bu daha ben bu ilk örnek değil. Daha önce de bir sürü böyle şeyi yaşamışım. O yüzden diyorum ki kendime artık kalan kim varsa çok eski dostun, yarın yaranın bunlara şey çıkma. Kaba davranma. Sonra çok pişman oluyorsun. Ömür bir pişmanlıklar zinciridir. Evet. Sürekli pişmanlık duyuyorsun. Mesela en pişman olduğum insanlar annem babamdır. Ne hakkında? Onları çok çok üzdüm. Onlara çok ne bileyim ben hani bir ah bile deme diyor. Evet. Ne ahlar demişim. Oo! Şimdi onun ceremesini çekiyorum. Yani cehenneme gitmek sadece ahirete intikal ettikten sonra değil. Bu dünyada da başlıyor cehennem hayatı. Öyle kesin bir hani öldüm cehenneme ya cennet. Hayır. Burada buranın devamıdır o. Ne ekersen onu biçiyorsun. Bu tekrar sorunuza dönersek bu korona günlerinde bana en çok hatırlatılan ya da bunları en çok hatırlattığı olay baştan kara karar vermemek. Ya ben bu adamı sevmiyorum. Ben bu işte bassın gitsin, nalları diksin. Böyle olmuyor. Böyle olmuyor. Ondan sonra çok çektiriyor sana. Evet. O bakımdan kadrini bilmek lazım. Çok önemli bir şey. İnsanın refah duygusuna sahip olması. Evet. Ne oluyorsa hayatta ediniyoruz. Baştan bir şey getirmiyoruz. Baştan boş bir levha gibi geliyoruz dünyaya. Her şeyi bu dünyada öğreniyoruz. Yeter ki Kur'an'ın bahsettiği kalbi mühürlenmişlerden olmayalım. İnşallah. Orada hiçbir şey fayda etmiyor. Orada evet. Bitmişsin demektir. Ama kalbin böyle değilse olgunlaşıyorsun. Allah o ömrü ihsan etmişse. Tabii çok genç yaşta ölen insanların haliyle tecrübesi de eksik oluyor. Ona göre günahı da az oluyor. Yani her şey belli bir denge içinde yürüyor. Çok garip bir şey. Hayat bilgeliği. Hayatta en önemli olay tecrübedir. Ve o tecrübenin beraberinde getirdiği bir bilgelik vardır. Dediğim gibi kalbin mühürlenmemişse o. Ona yapacak bir şey yok. O mühürü sökecek, o kilidi sökecek hiçbir alet yok. Evet. Peki hocam, hayat tecrübelerinizi hayat defterinize kaydederken şöyle geriye dönüp baktığınızda hayatınızdaki dönüm noktası dediğiniz, böyle sizi kendinize getiren bir veya birkaç olay var mı desem, aklınıza ne gelir? O kadar çok ki. O kadar çok ki. Yani kütüphane dolusu kitap yazabilirim onun üzerine. Ve ben bu olayları hatırlamaktan çekinmiyorum. Kaçınmıyorum. Ve o anlamda kendimi takdir ediyorum. Bu bir cesaret işidir. Evet. İnsanlar hep olumsuzlukları örtmeye çalışır. Kedinin hani pisletir üstüne toz toprak atar ya, evet. Onun gibi bir şey bu. Halbuki ben elden geldiğince kendime ve başkalarına hatalarımı, yanlış kararlarımı fahş etmeye uğraşırım. Tabii bu fahş etmelerimde başkalarını içeri çekmiyorsam, başkalarının yani benimle birlikte yaşayan, yaşamamı ortak olmuş insanların mahremlerini ortaya koymaya hakkım yok. Evet. Bu çok büyük bir suçtur. Mahremiyeti ortaya koymak.
Ama sadece kendimle ilgiliyse, beni bağlıyorsa onda çekinmiyorum. Onu ortaya koyuyorum. Söylüyorum. Ben şunu şöyle yaptım. Ondan sonra bundan büyük bir pişmanlık duyuyorum. Tövbe ediyor muyum? Tövbede şöyle bir şey var. O hatayı tekrarlamamak şartı var. Onun için tövbeden elden geldiğince kaçınıyorum. Çünkü birçok hatamı tekrarlamışım. Evet hocam. Allah'a yalancı çıkıyorum bu sefer. Evet, çok haklısınız. O bakımdan böyle bir şeylik var, ikirciklik var sürekli. Bir ikilem daha doğrusu. İnsan olmanın getirisi bu olsa gerek hocam. Aynen o. Aynen o ve burada son derece önemli bir örnek Hazreti Peygamber'in hayatı. Evet. O bir peygamber, o bir devlet adamı, o bir aile reisi, o yaşayan Allah'ın bir kulu. Evet. Tüm bunlar bir kişide toplanıyor. O, olağanüstü bir şey bu. Evet. Onu ne kadar övgü dolu laflarla onun hayatını ortaya koyanlara bakmıyorum. Tarafsız gözle girenlere bakıyorum. Evet. Ve hayranlığımın sonu yok. Hep onu söylüyorum. Müslüman olmasaydı Muhammedci olurdu. Evet. O derece büyük bir tutkuyla bağlıyım. O kişinin yaşama uslubuna, peygamberliğinin dışında, hadi o tamam Allah'tan gelen bir olay ama bir de kişiliği var onun kendisinin. Muazzam bir bilgeliği var ve o hep bana örnek olmuştur. İkinci adamım Hazreti Ali'dir. Örneklik bakımından. O bakımdan yani sorunuzun cevabı size bir cevapla getiremem şeyleri. O anlıyorum kadar hocam. Mok ki. Evet. Tamam hocam. Peki hocam yani bu salgın süreci belli ki henüz belki şimdi kontrol altına alındı ama bitti diyemeyeceğimiz bir adı var bu virüsün. Ve ne kadar süreceğiyle ilgili de bir fikrimiz yok. Fakat herkes sanıyorum ki tabii çapı kadarınca herkes kendi payına düşeni bu süreçten aldı. Sizce bu salgın sonrasında hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladığında dünyanın ahvali ne olacak? Nasıl düşünüyorsunuz? Salgın hangi alışkanlıklarımızı değiştirdi, değiştirecek ya da değiştirmeli? Ya bize ne kattı, bizden ne götürdü? Hafızayı beşer nisyan ile mağluldür. Bu kadar evet. Nefis bir şey de olamaz. Evet. Hiç merak etmeyin. 5 yıl sonra kimsenin umurunda olmayacak. Evet. Unutmuş olacağız. Bugün kim hatırlıyor bunun kat be kat korkunç bir olayı İspanyol nezlesini. Evet. 50 ile 100 milyon arasında insan götürdü. Felaket bir şeydi. Evet. Daha da kötüsü, bunlarla kıyas kabul etmeyecek kadar kötü savaşlar. Evet. Ve en kötüsü 1. ile 2. Dünya Savaşı. Neden savaş daha kötü? Başta söyledim. Savaşta bir de şey var. Karşınızda düşman var. Evet. Yani bir nefret olayı baş gösteriyor. Şimdi ben onu düşünüyorum. Başkasını bırakın kendimi düşünüyorum. Benim 1. derecede yakınımı adam öldürmüş. Daha da kötüsü ırza geçme var. Evet. Öldürmekten de kötü. O insanların, bu kötülükleri yapmış insanların çocuklarıyla, torunlarıyla yaşayacağım. Bir arada, Bu nasıl mümkün? Nasıl olur bu? O bakımdan oluyor, mümkün o. Ben o durumları gördüm hayatımda. Tekrar ediyorum. Unutmak kadar olumlu bir şey yok. Evet. Yani zaman her şeyin merhemidir.
Ben buna dayanamam. Ben işte kocamın, karımın, annemin, babamın kaybına dayanamıyorum. İşte öleceğim, öldüm, ölüyorum filan falan. Hayır, ölmüyorsun kardeşim. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl geçiyor. Yatışıyor her şey. Bu da böyle olacak. Bu tabii o kadar çabuk geçmeyecek. Yani ne bileyim ben 1 yıl, 2 yıl biz bunu çekeceğiz. Bu arada yeni insanlar dünyaya gelecekler. Onların haberi olmayacak. Evet. 10 yıl, 20 yıl sonra genç bir kadın, bir erkek. Aa öyle mi? Koronavirüs diye bir şey varmış ya, Allah Allah. Hı hı. Ha filan. Biz nasıl ki geçmişte cereyan etmiş salgınları, efendim şeyleri, savaşları anıyorsak, onları içimizde artık duymuyoruz. Onu kulaktan dolma, kitaptan okuyoruz, bilmem ne yapıyoruz filan falan. Ne kadar anlatırsanız anlatın, yaşanmamış bir olay, olayın sıcaklığını şey yapamazsınız, hissedemezsiniz. O yüzden hiçbir vakit şu sanal dünya gerçekliğin yerini tutmuyor. Kesinlikle. Bana bir büyüğüm söylerdi işte, eniştem rahmetli. Ya bu kadar dolaşıyorsa ne lüzum var, senin gittiğin yerleri ben televizyondan seyrediyorum. İlgisiyle işi yok. O gördüğüm, gittiğim, yaşadığım yerleri ben de televizyondan gördüğümde o korkunç farkı yaşıyorum. Evet. Yani bir şeyi yaşamak ile ona sanal alemde muttali olmak apayrı iki olay. Mutlaka. Hiç karşılaştıramazsınız. Evet. Hocam bir de felsefe denilince insanların zihninde, yani özellikle maalesef bizim dindarların zihninde negatif bir çağrışım uyanıyor. Mesela ben Ankara İlahiyat'ı kazandığımda bana söyledikleri ilk şey şu olmuştu çevremdekilerin. Aman ha dikkat et, orada felsefeden başka bir şey okutmuyorlar. Dinini muhafaza et, aman oradan işte bozulup gelme şeklinde bir bakış açısı var. Bu yönüyle felsefeyi siz nasıl değerlendirirsiniz? Felsefeye nasıl bakmak lazım? Felsefe bizim hayatımıza aslında ne katar? Felsefe hayatımıza hiçbir şey katmaz. Felsefe aklın ve akıl ürünlerinin incelenme, ne diyeyim size, tekniğidir. o bakımdan felsefe ile din karşılaşmazlar. Buluşmazlar. Karşılaşmayan, buluşmayan iki olayın düşmanlığı veya dostluğu da olmaz. Yani siz sapına kadar dindar bir insan olursunuz ama aynı zamanda felsefeyle uğraşırsınız. Zerrece bir müdahalesi yoktur. Bir alanda belki bir müdahale ihtimali doğar. O da felsefenin ahlak sahasında. Evet. Ama o da çok üst mertebede olabilecek bir olaydır. Yani binde bin ahlak ile dinin ortaya koyduğu edebin birbirine zıt çıkma durumu olabilir. Dediğim gibi o da binde birdir. Şeyde bu temerküz tesislerinde, temerküz kamplarında birinin bir meşhur hekimi vardı. Neydi adam adı? Ah adı aklıma gelmiyor şimdi. Bu adam insanlar üzerinde deney yapmış.
o dene felaket bir şey. Yani onun ben raporlarını okudum bir ara. Hı hı. Bir Fransız bilim dergisinde çıkmıştı raporları. Çıldıracaktım. O derece allak bullak oldum. Ya yani insanın bu derece canavarlaşması. Sonra bir toplantıda, bir bilim ahlaki toplantısında bu adamın bulgularının bilimde kullanılıp kullanılmayacağı soruldu. Evet. Tamam. Evet. Çok önemli bir sorun. Hı hı. Çok önemli bulguları vardı. Önemli teşhisleri oldu. Hı hı. Bu işkenceli deneyler üzerinden deneylerden çekip çıkardığı bulgular çok önemli. Hı hı. Günümüz ahlak anlayışı açısından baktığınızda tabii kullanılabilir. Madem ki bu bulgular elde edilmiştir. Nasıl elde edilirse edilsin. İnsanlığın yararına sunabilirsiniz. Denilebilir. Evet. Dini açıdan baktığınızda bu olmaz. Evet. Çünkü dini dinde amaç kadar araç da önemlidir. Evet. Yanlış bir aracı kullandıysan o seni doğru amaca götürse bile o artık geçerliğini yitirmiştir. Böyle uç noktalarda felsefenin dediğim gibi ahlakı ile dinin edebi çatışabilir. Bunun dışında bir şey yok. Efendim, çocuk düşürme, işte şey, ne diyorlar ona? Kürtaj. Kürtaj. Felsefi açıdan felsefe bunun kararını vermez. Evet. Bunu karar felsefede değildir. Yani ahlak bu konuda bir karar vermez. Bu karar senin İnanç dünyana göre değişir. Evet. Dine bağlı bir insansan buna cevaz veremezsin. Ama öyle korkunç durumlar ortaya çıkar ki hayat bu işte demin. Dedim ya hayat bir işkence şeysidir, yatağıdır. 1994'te Viyana'da ben ders veriyordum. Bana orada boşluk olan bir talebem bir hanım getirdi. O savaş sırasında ırzına geçilmiş ve hamile kalmış. Ben ne yapayım diye bana sordu. Ben de Allah'a döndüm. Dedim ki ya Rab taşıyamayacağım yükü bana verme. Ben bunu yani nasıl bir cevap vereceğim burada? Nasıl bir cevap şey yapacağım? Kadın bana soruyor. Ben de kalkıp da bana ne ya sen ne yaparsan yap diyemem. Tabii. Adep sorulur. Orada yaşadığım sıkıntıyı ben size anlatamam bir daha. İnsanın en uç noktası Türkçesiyle hemhal olmaktır. Frenkçe'de empati diyorlar. Düpedüz bizim hem halimizdir. Evet. Öyle kararlar vardır ki hayatınızda hem hal olmak zorundasınız. Kendimi onun yerine koydum. Evet. Koymaya çalıştım. Olabildiğince. Ve onun sıkıntısı, bakın 94'te olan bir olay, onun sıkıntısını hala yaşıyorum. Hala ben o orada çektiğimi sonra yani
hanım gittikten sonra talebe geldim, ya senin ne hakkın var bana bu işkenceyi çektirmeye? Ve dedi ki, o da çok güzel bir cevap verdi. Bu da sizin göreviniz dedi. Evet. Hocam, bazı sınavlar bir başkasının sınavı. Biz onu gördüğümüz ya da duyduğumuz andan itibaren bizim de sınavımıza dönüşüyor. Aynen. Yani yaşadığınız, anladığım kadarıyla böyle bir şey ve siz hayattaki meselelere sadece akılcı değil, aynı zamanda duygu yönüyle de bakan bir insan olduğunuz için meseleler sanıyorum daha da ağırlaşıyor. Hayat duygu üzerine kuruludur. Onu demek istedim. Yani felsefenin hemen kısa vadede işe yaramıyor olması salt akıl meselesi olmasındandır. Halbuki hayatın büyük bir kısmı duygu üzerine yüklüdür. Mutlaka. Din duyguya yöneliktir. Duyguların en önemlisi, dindeki en önemlisi Allah'ın en başta gelen sıfatı rahim, merhamet. Evet. Ve onun yanında adalet. Bunu akılla çözemezsiniz. Aklın getir. Çağımızın en büyük sakatlığı o. Felsefeyi hayata yönlendirmek. Hayata yönlendirilmiş felsefeye ideoloji diyoruz. Dinin yerini tutsun diye yapılıyor bu. Tutmaz. İşte felaketlerini yaşadık. Bütün bu çağdaş ideolojilerin getirdiği faciaları yaşadık. Maalesef. Hocam bir de şimdi ben bir öğretmenim ve sizin hayat hikayenizi dinlerken de beni en çok etkileyen kısımlardan bir tanesi lisedeki hocanızın size yaptığı konuşma oldu. Yani okuldan kaydınızı almaya gittiğiniz gün size söylediği... Hayatımı kurtardı. Evet. Ben ona hayat borçlusuyum. Ben o hikayeyi dinlerken az önce söylediniz ya hemhal olmak diye, hakikaten hemhal oldum. Ve böyle gittim geldim, yani o sahneyi yaşadım, gerçekten hissettim. O duyguları çok güzel ifade etmiştiniz. Sizi tekrar yormak istemiyorum ama bir öğretmen olarak sormak isterim. Yani tabii ben daha küçük yaştaki çocuklarla hemhal oluyorum, onlarla birlikte oluyorum ama öğretmenler olarak, siz de bizim hocamız olarak bize ne önerirsiniz? Yani bir insanın hayatına dokunma noktasında tavsiyeleriniz bize yol gösterme anlamında neler olur? Demin dedim ya, günümüz kutsallıktan uzaklaşıyor. Kutsallık kalmayınca hayatın önemi de ortadan kalkıyor. Evet. Hayat kutsaldır çünkü. Ve hayatın kutsallığını omuzlayan iki insan var. Öğretmen ve sağlıkçı, hekim, hemşire, her neyse iki insan var. Evet. Bunlardan biri Allah'ın Rablığını, öbürü de Rahmanlığını. Aslında ikisi de bir yerde birleşiyor. Rab ile Rahman. İkisi de bir araya geliyor. Bunları en fazla temsil eden, her işin mutlaka önemi, hayatiyeti var. Ama en hayati olan, tekrar aynı şeyi söylüyorum, mukaddes olan iki meslek, öğretmenlik ile hekimlik yahut da sağlıkçılık diyelim. Bunlar birer meslek değil. Bunlar çağrıdırlar. Siz çağrılıyorsunuz o işinize. Öbür işte mühendis olursun, katip olursun, sokak süpürücüsü olursun, ayakkabı boyacısı olursun. Onlar hep meslektirler. Bunu meslek olarak görmemek lazım. Ne demektir? Karşılığı yoktur bunun. Sadece bir ödev insanısınız ve kendinizi adamışsınız. Böyle insanları ben çok küçükken gördüm.
Mamam ağır hastaydı. Burada tedavi edilemedi. Almanya'ya götürdüler. Almanya'nın güneyi Baviera Katoliktir. Katoliklerde rahip ve rahibe kendini topyekün adayan insanlardır. Evlenmesi filan yasaktır onun. Kendini İsa'ya adamıştır. İsa'ya adamak demek işte insanlara adamakma manasına geliyor. Orada hastanede çalışan, babamın yattığı hastanede çalışan hemşireleri görürdü. Ödev insanının ne olduğunu o küçücük yaşında bil fiil görme fırsatını elde etmişti. Ödevini yerine getirmenin dışında o kişinin bir hayatı yoktu. Bütün gün hastalarla meşgul o kadın. Ondan sonra akşam işte belli bir saatte yemeğini yiyor, yatıyor, ibadetini ediyor, yatıyor. Sabah kalkıyor gün doğarken, ibadet ediyor. Yani diyeceksiniz ki bu kadar tatsız bir hayat nasıl yaşanır? O tatsız, ben onu öyle bir hemşireye sormuştum. Ben o zaman kaç yaşında? 9 yaşında filandım. Dedim, zevk alıyor musunuz filan? Buna benzer. Evet. Hayatım zevkten ibaret dedi bana. Ya. Burada ağır hasta olan babam dedi, ayağa kalktığı gün, buradan sağlıklı çıktığını gördüğüm gün, an benim için en büyük hayat şeysidir, hediyesidir. Evet. Bundan daha büyük bir hediye olamaz. Hı. Ondan sonra dedim bu cennetin anahtarı mı oluyor dedim. O dedi lafın gelişi dedi. Hiçbir karşılığı yoktur dedi. Maddi anlamda bir karşılığı yoktur dedi. O dedi Allah'ın takdiri cennet vardır yoktur neyse ne dedi. Ama benim işim, benim ödevim budur dedi. Ben bunun için yaşıyorum. Düşünün. Evlenemiyor, çoluğu yok, çocuğu yok, ailesi yok, osu yok, busu yok. Hiçbir eğlencesi yok. O günlerde televizyon falan da yoktu. Hani otursun da bir ara bir şey. Bütün yaptığı iş boş iki anında okuyor. Onda %80'ini herhalde kitabı mukaddesi okumakla geçiriyordur. Onun dışında işte dediğim gibi hep iş üstünde ve ibadet ediyor. Bu öğretmenlik de öğretmenlik bu kadar ağır olmamakla birlikte ona yakın bir iştir. O anlamda o boşlak talebemin bana dediği gibi bu göreviniz dedi. Bu azaptan bu işkenceden zevk almasını bileceksin. Demin dedim ya mazoşist miyiz, neyiz yani. Tabii bu bedeni bir zevk değil, bir ruh zevkidir. Evet. İşin püf noktası o. O yüzden insan sapık olmuyor. Beden zevkleri sapıklığa yönlendirir. Evet. Bu anlamda hekimin ve öğretmenin karşılık beklemesi işine ihanettir. Bu hiçbir karşılığı olmaz, vardır. Manevi anlamda vardır ama maddi anlamda hiçbir karşılığı olamaz. Evet hocam, çok güzel söylediniz. Çok teşekkür ederim. Evet. Bazen boşa kürek çektiğimi düşünüyorum çünkü. Hayır, ne demek? Nereden çıktı bu? Yani şöyle, karşılaştığımız zorluklar, insanların sizin çabanızı küçümsemesi gibi nedenlerle bazen insan böyle yanılgılara düşebiliyor sanırım. Ben de çok hep düşmüşümdür. Hala da düşüyorum. Bu dediklerime bakmayın. Gene de düşüyorum. Gene de düşüyorum. Sonra kendi kendime sarsıyorum.
Yeriyorum. Niye bekliyorsun diyorum. Evet. Madem bu işi seçtin, bunun diyetini ödeyeceksin. Çok haklısınız. Hocam bir de yine sizin söyleşilerinizde böyle kadınlarla ilgili görüşleriniz, yani kadına verdiğiniz değerle ilgili görüşleriniz vardı. Birkaç cümleyle, sizi çok yormayacağım. Birkaç cümleyle kadın dediğimde ne söylemek istersiniz? Asıl insan kadındır. Erkek ara yerde bir yerdedir. Hayvanla insan arasında bir yerlerdedir. Darwin'in bütün insanlar için söylediğini ben erkekler için söyleyeceğim. Kim ne derse desin. Hakikaten baktığım vakitte zaten erkeklere ya ayıyı bana andırıyorlar ya da maymunu. Bu ikisinin dışında çok az erkek var hayatımda gördüğüm yahut da tahayyül ettiğim, hayvani aslı olmadığını düşündüğüm. Hı hı. Ama kadında hiçbir zaman aklıma hayvan şekli gelmiyor. Yani daha insana mahsus ne vasıf, özellik varsa kadında görüyorum ve kadını bu bakımdan süründüren, yere seren ne varsa lanetliyorum ben bunu. Evet. Çünkü hakikaten orada bir insanlık suçu işleniyor diyorum. yani tabii biraz size mübalağalı söyledim. Yani erkeğe de eziyet etmenin yerinde olduğunu asla söylemiyorum. Evet. Ama aynı kefeye konmaz. Şunu giderek belirteyim size. Eşitliğin olduğu yerde adalet, adaletin olduğu yerde eşitlik olmaz. O bakımdan kadınla erkek eşittir. Hayır. Kadın mutlak surette kat be kat üstündür. Bu her zaman için göz önünde tutulması gereken bir olaydır. Belki ben kadınların çok şeysine mazhar oldum. Şımartılmasına mazhar oldum. Onun da şeyi var. Erkeklerden de çok eziyet gördüm. Yani duyuk acısı da vardır bu konuda. Onu da ekleyeyim bari. Evet. Yani nihayetinde hocam cennet annelerin ayakları altındadır. Aynen. Tabii. Annelik bahşedilmiş bir varlıktan söz ediyoruz. Tabii. Esas odur ve bugün en çok ağrıma giden de odur. Bu annelik yönünün bu kadar hor görülmesi ve gösterilmesi. Evet, maalesef. Bu hocam. Çok çok büyük bir hatadır, günahtır, yazıktır ve kadınların kendilerinin bunu vurgulaması daha da feci bir şeydir. Hı hı. Biz anneden, ya annelikten ibaret ol be kadın. Ne var bunda? Yani dünyada benim için annemden daha önemli kim olabilir ya? Evet. Yani Einstein mı annem mi? Elbette Einstein olmasa ne olur? Ne yazar? Neyi kaybederim? Hiçbir şey. Özel ve genel relativite teorileri olsa ne olur? Olmasa ne olur? Matsın relativite teorileri. Ama annem olmasa ben olmayacağım canım. Her şeyden önce. Yani sadece dünyaya gelme babından değil, ayakta kalma, yaşama yönünden de. Neşet Ertaş'ın bir sözü var ya hocam, kadınlar insandır, biz insanoğlu. Demin dediğim bilmeden Neşet Ertaş'ı demek ki tekrarlamış olduk. Estağfurullah hocam, biz özetlemiş olduk. Hocam son bir şey daha, sizi çok yordum, hakkınızı helal edin. Helal olsun. Şimdi genç arkadaşlarımız sizi dinleyecekler, bu söyleşimizi belki 100 yıl sonra birinin eline geçecek, izleyecek veya okuyacak bu metinleri. Ne söylemek istersiniz gençliğinize ve gençlere? Bütün bu söylediklerimin özeti, vefa duygusunu kaybetmeyin.
sadakat en önemli varlığımızdır. Daha önce bir yerde Zonguldak'ta, benim doğup büyüdüğüm memlekette, üniversitede dedim ki hayatta en hakiki mürşit güvendir. Güveni kaybettiğimiz takdirde hayatı kaybetmiş oluyoruz. Yaşayamayız. İman hayatımızın %80'idir. İman sadece Allah kul arasında değil, sizinle benim aramdaki ilişki de imana dayanıyor. Ben size şeksiz şüphesiz güveniyorum. Siz de inşallah bana güveniyorsunuz. Şeksiz şüphesiz hocam. Bu öncelik ve özellikle hayatın temelini teşkil eden kadın erkek ilişkisinde baş tacıdır. Kadın erkek ilişkisinde zaten o ilişkinin bir uzantısı Allah kul ilişkisidir. Orada başlıyor. Bütün bizim Allah'la olan bağlantılarımızda dile getirdiğimiz sözlerin temeli kadın erkek ilişkisindedir. Hı hı. İmanın aslı oradadır. Ve ondan sonra bütün hayat şeylerine ne derler ona, köşe bucağına bu yayılır. Bu ne demek iman? Temellendirilmeyi ispatı gerektirmeyen inançlar. Evet. Sürekli olarak neden, niye diye sorduğumuz takdirde hayatımızı sürdüremeyiz. Baştan kara. Ha, inanılmaması gereken yerler var mı? Var. Siyaset. Evet. O ayrı bir konu. Ama insan insan ilişkisinde, bireyler arasındaki ilişkilerde güven, sadakat ve vefa baş tacı edilmesi gereken olaylardır. Kanısındayım. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Benim için böyle hayatımın en özel zamanlarından biri oldu gerçekten. Yani mübalağa yaptığımı düşünmeyin. Allah şahit, kalbimle söylüyorum. Demin dedik ya, birbirimize iman mesabesinde güveniyoruz. Dolayısıyla benim herhangi bir... Zaten sebep de yok. Benim en büyük gücüm oradan geliyor. Hiçbir şeyim yok. Çekme gücüm yok, param yok, mevkim yok, makamım yok. O yüzden yekten dediklerinize güveniyorum. Evet. Hocam, beni size çeken şeyi söyleyeyim. Ben dediğim gibi sizi hani video derslerinizden tanıma fırsatı bulabildim. Samimiyetiniz. Sağ olun. Ben de sizin samimiyetinizi söylüyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İstanbul'da neredesiniz hocam? İstanbul'da şeyde İbn Haldun Üniversitesi'nde. Ha yok. Hayır, Rumeli yakasında. Ha, eviniz anlamadım. Başakşehir. Ha, Başakşehir. Evim Ortaköy'ün üst tarafında, Ulus'ta. Ha, oralar çok güzel hocam ya. Evet. İstanbul'uyum ama sizin dediğiniz gibi Ankara denen cehenneme geldik kaldık hocam burada. Her şeyin bir hikmeti var. Cehennemde, ben o cehennemde gençliğimi geçirdim. Onun da hikmetini yaşadık inşallah. Bize de nasip olsun hocam inşallah. Benim annem babam da İstanbul'da, orada doğup büyüdüm. Ben de buraya geldim işte. Bizim nasibimiz de böyleymiş. Çok büyük bir şok yaşamışımızdır. Tabii. Evet hocam. Evet. Hocam Allah razı olsun. Allah ilminize, ömrünüze, gücünüze bereket katsın inşallah. Eyvallah. Size de efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı bayramlar. Hoşça kalın. Size de hayırlı bayramlar. Sağ olun.